Aile nasıl yaklaşmalı ve neyi fark etmeli? Yani bu, evet. bunu konuşmak lazım. Bunu bir lazım fırsata bence. Da çevirebilir miyiz? Tabii, bir de onu tabii konuşalım. İşte, bu çok önemli. Hani birincisi hani ailenin o azarlama yerine hani ya da cezalandırma yerine hani öncelikli olarak duygularını ifade ediyor olması. İşte ben bu karnene çok üzüldüm. Senin daha iyilerini yapabileceğini biliyorum. Ama herhalde bir yerlerde aksaklık oldu. O nedenle evet, bu karnı bu geldi. Olumlu bir mesaj da vermek tabii, lazım. Tabii mutlaka vermek lazım. Zaten hani çocuk hayal kırıklığı içinde. Hani ama bir yerlerde bir şeyler yanlış gitmiş ki bu karne böyle geldi. Ben senin potansiyelinin daha fazlasını olduğunu biliyorum. İstersen onu konuşalım birlikte. Ne yapabiliriz? Hani gerçekten bütün seneyi gözden geçirmek. Hani ne oldu da başarısız oldu o çocuk? Okuldaki eğitimde mi aksama var? Evdeki düzende mi bir sorun var? Çocuğun psikiyatrik veya diğer tıbbi bir sorunu mu var? Motivasyonda mı bir sorun var? Annenin babanın takibinde mi sorun var? Gibi birçok alana bakmak gerekiyor. Çocukla birlikte de yapılabilir bu ayrıca. Çocuğu dahil etmekte her zaman fayda var. Çünkü yani sadece dışarıdan şunu şöyle yap tarzında şeyler çoğu zaman çalışmıyor. Hani çocuklar bizler kadar da çok iyi neden sonuç ilişkisi kuramayabiliyorlar. Evet. Hani onu öyle yapacak ama niye öyle yapacak? Hani o nedenle neden sonuç ilişkisi kurulabilecek tarzda mesajlar veriliyor olması çok önemli. Hani şunu şu şekilde yaparsan böyle sonuçlanır gibi daha küçük çocuklar için söylüyorum. Belki hani 12 yaşını aşan çocuklarda bu gerekmeyebilir ama daha küçük çocuklarda bu özellikle önem kazanıyor bence yani.